Her Şeyin Ekonomisi'nden iyi akşamlar. Ben Murat Tufan. Bugün aslında ülkemizin en önemli sorunlarından ve yapısal bir reform olması gereken bir konudan bahsedeceğiz. Kadın girişimi. Biliyorsunuz ülke ekonomimizin gelişebilmesi için kadınların çok daha fazla bir şekilde ekonomiye katılması gerekiyor. Ve kadın girişimci ekonomisi tırnak içerisinde konuşacağız ve çok değerli iki konuğum var. Öncelikle ilk bölümde Biz Bize Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesini ağırlayacağız. Özden Anık Tekir Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle Özden Hanım'a da eşlik edecek kişi Gözde Engir, kadın girişimci ve aynı zamanda dernek üyesi. Doğrudur değil mi? Evet, doğru. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Öncelikle bu kadar önemli bir konu için bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Öncelikle sloganınızla başlayalım Özden Hanım. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Biz Bize Derneği'nin sloganı nedir, misyonu nedir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuz en önemlisi? Hani bir kadın olarak evet fark yaratmanız çok önemli ve güzel ama çıkış noktasını açıkçası merak ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz bizim mottomuz aslında. Amacımız kadınlarımızın her açıdan destek verebiliyor olmak. Gerek girişimcilik olsun, gerek istihdam olsun, gerekse gönüllü olarak bir yerlerde çalışmak istiyorlarsa nerelerde çalışabilirler, nerelerde destek verebilirler, o konuda onlara rehberlik yapmak. Onlara verdiğimiz desteklerden sonra da onların da başka kadınlara destek olmasını sağlamak ve böylece biz bizeyi genişletip büyütmek asıl amacımız. Aslında bir network ağı gibi düşünebiliriz. İhtiyacı olan birisi geliyor, bir nevi mentor gibi size danışıyor ve siz aslında onlara kucak açıyorsunuz ve nasıl işe yerleştireceğini dahil hem insan kaynakları departmanı gibi hem de bir anlamda network sağlıyorsunuz. Doğrudur değil mi? Network sağlıyoruz, doğru. Asıl isteğimiz aslında onları kuvvetlendirmek ve güçlendirmek, ekonomiye katkı sağlamalarını sağlamak, istihdamda kadın gücünü arttırabiliyor olmak, bunun içinde kadınların ihtiyaçlarını önce kendilerinin farkına varmalarını sağlamak, onları güçlendirdikten sonra da çevredeki tüm kadınlara el vermeye çalışmak. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Emekleriniz çok çok önemli. Gözde Hanım, siz de aslında bu dernekle tanıştınız değil mi? Böyle bir araçta olup da tanıştınız sanırım. Hikayenizi açıkçası dinlemek isterim. Sosyal medyada bir ilan üzerine başvurdum. Girişimci programı açılmıştı. Bunun üzerine başvurdum. Aslında bizim için tamamen bir hayaldi. Acaba yapabilir miyim? Böyle bir şeyde network bulmak, destek bulmak mümkün olur mu diye bir sosyal girişim projem vardı. Bunun üzerine kendilerine başvurdum. Çeşitli elemelerden sonra eğitimlere başladık. Bir aylık bir eğitim programları vardı. O eğitim programından sonra koçluk hizmeti, 6 seans ücretsiz koçluk hizmeti aldıktan sonra aslında düşündüğümüz işin hayal olmadığı ve adım adım aldığımız eğitimlerle ne kadar rahat bir şekilde hayata geçirebileceğimizi öğrendikten sonra Kasım ayının başında derneğimizin açılışını yaptık. Bütün başvurularımızı yaptık ve şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bütün belgelerimizi teslim ettik. Özel çocuklar için ücretsiz eğitim alıp istihdam sağlayabilecekleri spor kulübü. Bütün belgelerim sağlanmış, şu an yer arayışındayız. Onunla ilgili bu süreçte yaklaşık 6 aydır Biz Bize Derneği ile çalışıyoruz. Sağ olsun yönetim kurulundan İbrahim Betil de bu konuda çok değerli bilgilerimizi de paylaştıktan sonra çok daha hızlı ilerleme kat ettik. Çünkü eğitim yaklaşık 1 aylıktı ve katılan bütün eğitimciler alanında uzman, hepsi birebir kendileri çalışmış. Bu işin içinde yani girişimciliği de, sosyal girişimciliği de bilen ve benim projeme benden daha çok sahip çıkıp destek olan insanlardı. 40 kişilik bir programdı, hala devam ediyor. Bundan sonra mentorlukla devam edeceğiz yolumuza. Hem çok iyi bir network ağına sahip olduk, hem neler yapabileceğimizi gördük, hem de aslında hiçbir şeyin hayal olmadığını, kendi potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimizi fark ettik. Bunun için çok değerliydi bizim için. Evet, aslında şeyi de tartışmak lazım. 21. yüzyıldayız ve 21. yüzyılda hala daha tartıştığımız konular aslında kadının ekonomideki, hayattaki, işte toplumdaki ya da eşinin yanındaki yeri. Bunları tartışmak bile aslında bakıldığı zaman herkesi bence irite ediyordur diye düşünüyorum ama bir şekilde tartışıyoruz. Kadına bakış açısı neden hep farklı? Aslında farklı demeyelim. Kadınlar kendi yerlerini biraz daha arkada tutuyorlar. Daha destek olmak için erkeklere, eşlerine destek oluyorlar. Bu arada da bazen kendilerini unutabiliyorlar. Biz onu uyandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye, topraklarımıza baktığınızda aslında 13. yüzyılda başlıyor kadın girişimciliği.
Bacıyani Rumi ile başlayan Ahilik Teşkilatı'ndaki kadınların bir araya gelerek dericilikle, deri sektörüyle başlayan, girişimcilikle ilgili topraklarımızdan çıkan, dünya yayılan çok güçlü kadınlar var aslında bizim genlerimizde, DNA'mızda. Bir süredir uykudaydık diyelim, biz artık ayağa kalktık ve kadınlar olarak her alanda var olabileceğimizi gösterebildiğimiz bir durumdayız. Biz geleceğe daha parlak bakıyoruz, daha güzel bakıyoruz. Erkeklerle birlikte eşit yan yana yürüyebileceğimizi inancıyla da birbirimize destek oluyoruz aslında. Evet, çok güzel. Peki size sormak istiyorum Gözde Hanım. Özellikle ne gibi eğitimlerden bahsettiniz, evet. Birçok eğitim aldığınızdan bahsettiniz. Aslında iş hayatına sizi bir yerde Biz Bize Derneği hazırlamış. Evet. Bu eğitimlerin içeriği hakkında bir miktar bilgi verebilir misiniz? Tabii. Biz bir aylık eğitimde yaklaşık 18 ayrı konuda eğitmenle ders aldık. Bunlar hem girişimcilikten, finans, muhasebe konularından tutun da kişisel gelişimimize varana kadar çok farklı alanlarda, hem de dediğim gibi tecrübeleriyle bu alanlarda birebir çalışmış eğitmenlerden program haricinde yaklaşık 6 aydır da bizimle beraber her konuda, her sorunla beraber ulaşıp çalışabildiğimiz eğitmenlerimizle çalıştık. Bu eğitimlerin şu açıdan çok büyük bir önemi vardı aslında programdaki bütün katılımcılar için. Asla şey olarak, yani tamamen herkes bir girişimci olsun mottosu yok eğitimlerde. Girişimci olmak istiyorsanız ve potansiyeliniz varsa girişimci olun. Hayır, gönüllü olarak çalışmak istiyorum diyorsanız gönüllü olabilirsiniz. Kurumsal bir hayatta var olmak istiyorum ama iş başvuru süreçlerinde sıkıntı yaşıyorum diyorsanız tamamen sistem programları da olduğu için aslında. Tamamen tek bir konu üzerine değil, sizin potansiyeliniz neyse sizi geliştirmek üzerine bir program olduğu için çok değerliydi. Evet, aslında mentor kavramı da çok önemli. Türkiye'de çok fazlasıyla rastladığımız alanlardan bir tanesi değil. Biz kanal olarak da örneğin bizim Ekotürk Finans mentörümüz var. İşte Doktor Artunç Koca Balkan. Hani oradaki mantık daha çok işte piyasanın yönü veyahut da bilinmezlerin olduğu zaman mentörümüze başvurmak, evet. Ve mentörümüzün bize verdiği bilgilerle yön bulmaya çalışıyoruz aslında. Burada da sizde de mentor kelimesi geçiyor. Evet. Özellikle Özden Hanım, buradaki mentor kavramı ve işlevi, fonksiyonu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Onu bizzat mentorluk komitemiz olarak da ben yürütüyorum, için çok seve seve bilgisini vermek isterim. Mentorluk dediğimiz kavram aslında yönderlik yapmak, rehberlik yapmak. Bildiğiniz bir konuda daha az bilen ya da o konuda kendini geliştirmek isteyen bir kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz? Mentorluğun en önemli duygusu bu. Bizim de içeride yetiştirmeye çalıştığımız mentorlarımız var. Şu an gönüllü mentorlarımız var. Dışarıda kendini yetiştirmiş, işinde başarılı olan, destek veren mentorlarımız. Menti diye sıfatlandırdığımız, yani işini geliştirmek isteyen kadınlarımıza mentorluk yapılan bir sistemimiz var. Diyelim ki pazarlama alanında işinizi geliştirmek istiyorsunuz. O zaman pazarlama alanında uzman olan bir mentorumuz size destek veriyor. Diyelim ki finansta zorlanıyorsunuz. O zaman finans alanında bu konuda becerisi olan, aynı yollardan geçmiş olan bir mentorumuz destek veriyor. Dolayısıyla mentorlukta gerçekten ihtiyacınız olduğu alanda size yönderlik edebilecek arkadaşlarla birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Ve en büyük hedefimiz de biz bize mentorlarını yetiştirmek. Gözde gibi yetişmiş, gelişmiş kadın girişimcilerimizi ya da iş hayatına katmış olduğumuz kadınlarımızın bir sonraki dönemdeki yeni girişimci adaylarına mentorluk etmelerini sağlamak. Yolda karşılarına çıkacak olan taşları nasıl kaldırabileceklerini onlara gösterebiliyor olmak. Biz bizim en büyük hedefi bu. Evet Gözde Hanım, peki sizin bundan sonraki süreçteki hedeflerinizden bahsedebilir miyiz birazcık? Bir girişimcilik hikayeniz var, evet. İyi bir daha doğrusu destekle de, güzel manevi bir destekle de diyelim iş hayatına atıldınız. Evet. Bundan sonraki süreçteki misyonunuz ve vizyonunuz neler acaba? Bizim özellikle bu program başvurumuzdaki amacımız engelli çocuklara ücretsiz eğitim verebilmek. Haftada aldıkları 3 saatlik yetersiz özel eğitim seanslarının yerine yurt dışında uygulanan haftada 30 saatlik ücretsiz özel eğitimi sponsorlar desteğiyle çocuklarımıza verebilmek ve dolayısıyla onları ve ailelerini ilerleyen süreçlerde iş hayatına katabilmek. Biz bu amaçla Özel Çocuklar Spor Kulübü, amatör spor kulübü kurarak sponsor desteği arıyoruz. Şu an hazine arazilerine başvurduk. Büyük bir hipoterapi merkezi kurmak istiyoruz. Çünkü ben bu süreçte hipoterapi eğitimleri aldım.
hem açık hem kapalı sahalarla engelli çocuklara ücretsiz hipoterapi eğitimleriyle hem de paralimpik olimpiyatlarına olmayan engelli biniciler yetiştirerek olimpiyatlara da katabilmek ve çocukları hayvan destekli yurt dışındaki gibi tedavilerle sosyal hayata daha uyumlu bir hale getirmek için çalışıyoruz. Evet, bu özellikle ücretsiz özel eğitimlerden bahsettiniz. Bu ücretsiz özel eğitimlerin maliyeti çok yüksek maliyetlerden bahsediyoruz. Şu an normalde yurt dışında bir çocuk haftada 30 saat ücretsiz özel eğitim görüyor ama ülkemizde bu sadece haftada 3 saat devletimiz tarafından karşılanıyor. Bir aile bunu kendi şartlarıyla karşılamaya kalktığında ayda 15 bin lira gibi bir meblağ çıkıyor. Ama biz kendi kurumumuzda özel eğitim öğretmenlerini istihdam ederek sponsor desteğiyle bunu onda bir fiyatına ailelerimiz ücretsiz olarak sadece sponsorlarımızın desteğiyle vergi avantajını kullanarak vermeyi amaçlıyoruz. Peki bu anlamda destek nasıl? Yani ciddi bir destek bulabiliyor musunuz? Hani zorlanıyor musunuz paraya ulaşmakta, daha doğrusu finansmana ulaşmakta? Şu an fizibilitemiz ve iş planımız yeni olarak hazırlandı. Mentor desteğimiz bir dahaki ay başlayacak ve 6 ay mentorlarımızla çalışacağız. Bu konuda şu an için yeni olduğumuz için herhangi bir finansör ve sponsorumuz yok. Fakat destek olacağını söyleyen birçok firmayla şu an iletişim halindeyiz. Sponsorluk anlaşmalarımızı önümüzdeki aylarda imzalamayı düşünüyoruz. Ama bu çok uzun bir süreç. Yani hani bir senede birden çok sponsora ihtiyacımız olabilecek. Bu yüzden de gerekli çalışmaları Biz Bize Derneği'nin çok teşekkür ederim katkılarıyla İbrahim Betil çok önemli danışmanlık hizmetleriyle değerli zamanını ayırarak bu konuda çok destek alıyorlar. Evet, gerçekten Türkiye'de engelli vatandaşlarımız için de bu yapmış olduğunuz çalışma bir kadın olarak sizin yapması da çok çok önemli. Desteğimiz bizde kanal olarak her daim var. Bu ekranlardan mutlaka zaten paylaşıyor oluruz. Özen Hanım, aslında size şunu sormak istiyorum. Kadının iş gücü verimliliğiyle ilgili hayata atılmalı için neler yapıyorsunuz? Yani özellikle çünkü nasıl hikayelerle karşılaşıyorsunuz? Özellikle kadınların girişimci olamaması, iş hayatına da atılamamaların temel sebebi, ortak bir noktası var mı yoksa farklı farklı hikayeler mi birleşiyor? Aslında kendini hazır hissettiği zaman girişimciliğe başlıyor. Bizim zaten hikayemiz kendilerini hazır hissettirme dediğimiz nokta. Nereden başlarım, nasıl başlarım gibi sorular var bir kadın girişimci olmak istediğinde. Kafasında mutlaka yapmak istediği bir iş fikri var ama gideceği yolu, yordamı bilme konusunda doğru yolu bulmayla ilgili endişeleri oluyor. Dernek olarak da biz o yolların neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kişisel gelişim eğitimleriyle iş hayatını hazırlamaya çalışıyoruz kendilerine. İletişim dilinin doğru olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İş hayatındaki imajla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve yolun aslında adım atmakla başladığını, dolayısıyla cesaret etmenin, işi başarmanın yarısı olduğunu onlara göstermeye çalışıyoruz. İnanın zaten bunu gösterdiğimiz anda gerisi kendiliğinden geliyor. Ve o kadar hızlı ilerliyor ki bir kadına vereceğiniz en önemli destek onun çok değerli olduğunu ve bir tane olduğunu ve isterse her şeyi başarabileceğini aktarmanız bir kadının harekete geçmesi için yeterli. Peki iş hayatındaki imaj dediniz. Evet. İş hayatındaki imajla ilgili genelde kadına bakış açısı sizce nasıl? Yani özellikle bu yönetim tarafına gittiği zaman bir miktar daha azaldığını görüyoruz kadınların. Çünkü kadın duygusaldır, kadın yönetemez ya da kadın daha anaç olduğu için belli sorumlulukları var ve o sorumluluklardan dolayı iş hayatının agresif sorumluluklarını alamaz gibi imaj var. Bunlardan mı bahsediyoruz Özden Hanım? Evet, biz diyoruz ki böyle bir şey yok. Sen eşitsin. Yani bir kadın hangi işi yapabiliyorsa erkeğin yaptığı işi de yapabilir. Böyle bir kalıplaşmış düşünce kalıbına sahip olmak sadece kendimize sekte vurabileceğimiz bir nokta. Sabah 9 ile akşam 6 arasında tanımlanmış olan işini eğer düzgün ve doğru yapabilirsen ve bunun kadınlıkla ilgisi yok, bunun tamamen çalışan bir insan olma duygusuyla ilgisi var. Bunu ne kadar biz dile getirebilirsek, kadınlar da o kadar kendini güçlü hissedebiliyor. Zaten siz işinizi iyi yapmaya yola çıktığınızda da karşınızdaki erkek arkadaşlarınızı size saygı duyuyor. Önce kendimize saygı duyuyor olacağız. Sonra yolumuzu açmaya çalışacağız. Eşitlikçi bir yaklaşımla biz eğer kadınlar da kendimiz de eşit olarak görebilirsek karşı taraftaki insanların da bizi eşit görmesi için yola çıkmış olacağız. Evet, yani aslında bakış açısı, yani nasıl bakış baktığımızla alakalı bir şey. Kategorize ettiğimiz zaman her şeyde bir şey bulabiliriz. Yani onun işte saçı, onun ya da farklı bir
bir özelliği aynen. diyerek aslında kategorize etmemek gerekiyor. Şimdi özellikle size sormak istiyorum Özlem Hanım. Çok tecrübeli bir yönetici olarak ve böyle bir girişimle aslında başkanlığını yaparak. İlginç gelen hikayeler var mı böyle? Hani özellikle işte Gözde Hanım'ı dinledik. Çok güzel bir hikayesi hı hı. var ve işte engelli çocuklar için, vatandaşlarımız için önemli çalışmalar yapmak istiyor. Size böyle hani enteresan gelen hikayeler hani var mı? Var. Yani kadın girişimcilerimizin artık aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde herkesin özelinde tek tek Gözde kadar çok kıymetli kadınlarımız var. Çünkü hangi birini anlatsam diğeriyle ilgili bir farklı bir duruş oluşur. Şunu söylemek istiyorum. Artık kadınlar sadece pasta börek yapan değil, kafe açan değil. Ciddi anlamda teknoloji tabanlı, teknoloji odaklı, mühendis gibi mühendis olan veya analitik yapısı çok kuvvetli kadınlarımızın girişimleri var. Ben yaklaşık 10 yıldır kadın girişimcilerle çalışıyorum. Son 3 yıldır gördüğüm kadarıyla kadınlar çok ciddi, farklı alanlarda iş fikirlerine sahipler ve biz de derneğimizde bunu çok net görüyoruz. Sadece kendi hobisiyle ilgili değil, gerçekten araştırarak doğru bir iş fikriyle girişimci olma yoluna çıkan kadınlarımız var. Ve o kadar güzel ki istihdam konusunda kadınların işe alımları çok zordur. Birini işe alması, kendi işini yapabilme becerimizden kaynaklı. Şimdi son zamanlarda çok ciddi istihdama katkı sağlıyor kadın girişimciler. Onlar da büyük bir gelişme. Kadın kadına destek oluyor ve işe alım yapıyor. Bunun dışında şeyleri görüyorsunuz Murat Bey. Yani bir kadın evinde bir hanımefendi ama iş yerinde de gerçek bir iş kadını. Bu ayrımı oturtabilmeye başladığımızı görüyoruz. Bu çok kıymetli. Çünkü evimizde de görevlerimiz var ama iş hayatında da görevlerimiz var. Dolayısıyla bunu eşit olarak yayabilmeyi öğrendiğimizde başarı kendiliğinden geliyor. Kesinlikle. Yani aslında erkek de baktığınız zaman evinde çocuğuyla oynuyor. İşte ama geldiği zaman belki bir şirketin yönetim kurulu başkanı ya da orada baba ama orada iş adamı. Kadında da aynı durum söz konusu. Çok güzel özetlediniz. Peki Gözde Hanım size sormak istiyorum. Özellikle bize derneğinin birçok aşamasından gelip şu anda kurul üyesi olarak oturduğunuz için nasıl üye olabilir kadınlarımız? Sadece kadınlar üye olabiliyor değil mi bu arada? Hayır, yok. Erkek üyelerimiz de var. Böyle pozitif ayrımcılığımız yok. Tamam, yok. Bilerek zaten sormuştum. Kadınlarımıza destek veriyoruz ama erkek üyelerimiz var. Süper. İnternet sitemizden başvurabilirler. Oradaki formu doldurduktan sonra iletişim danışmanlarımız kendisiyle iletişime geçtikten sonra gerekli bilgileri vereceklerdir. Zaten eğitim programları yaklaşık 3 aylık dönemlerde sürekli yenileri açılmakta. Hem işe girmek isteyen, istihdama katılmak isteyen, hem girişimci olmak isteyen, hem de gönüllü olmak isteyen bütün bayanlar için ayrı ayrı programlar sürekli açılıp güncellenmekte. Ve her başvuranla birebir özel olarak mülakatlar yapılıp, kişilik analizleri yapılıp, gerekli testler yapıldıktan sonra tamamen onun potansiyelini ortaya çıkarmak üzere çalışılmakta. Peki derneğe başvurup da üye olunamayan var mı? Bu kriterleri geçemeyenler var mı? Şu ana kadar hiç öyle bir sorun yaşamadım. Şimdi üye olmakla aslında bizenin eğitimlerinden faydalanıyor olmak biraz farklı. Bizim amacımız bizenin eğitimlerini alanların da bizenin üyesi olmasını istiyor olmak. Biz üyelerimizin geneli aslında eğitimlere destek veren gönüllü eğitmenlerimiz, koçlarımız, mevcut eğitimleri almış artık kendisini diğer kadınlara dokunma konusunda hazır hisseden üyelerimiz, destek olmaya gelen katılımcıları, programlara katılmak isteyen katılımcılarımız için ise Gözde çok güzel özetledi. Bir ilk adım rehberliğimiz var bizim. Siz hangi programda kendinizi katılmanızı istiyorsanız, girişimcilik programı ya da istihdam programı, biz bir değerlendirme yapıyoruz. Ve 11 tane ilk adım rehberimizle bu değerlendirme süresince sizinle bir görüşme yapıyoruz. Diyelim ki siz girişimci olmak istiyorsunuz ama bizim yapmış olduğumuz analizler sonucunda sizin aslında bir yere girip çalışmanız çok daha karakter olarak ve yapı olarak daha uygun. Dolayısıyla bir nevi rehberlikle doğru kariyer analizi yapmaya çalışıyoruz. Ya da istihdam programına başvurdunuz ama girişimci özellikleriniz çok baskın. O zaman diyoruz ki bir yerde çalışacak olsan bile bil ki
bir gün gelecek ve girişimci olmak isteyeceksin. Dolayısıyla seçimlerimiz aslında ilk adım rehberliğimiz üzerine oluyor. Hangi programa uygunsa o programa yönlendiriyoruz. Onun için bir elemeden çok aslında doğru programa yönlendirme şeklimiz var. Çünkü evet, peki kadınların en çok hani girişim alanında faaliyet gösterdiği şeyler neler? Örneğin işte perakende sektöründe mi, gıda sektöründe mi girişimcilik ağırlaşıyor? Yani orada hizmet kadınsal sektörü. Duygular ön plana çıkıyor mu acaba? Hizmet sektörü daha fazla. Çünkü kadın daha çok pazarlama ve hizmet sektöründe çok fazla çalışıyor. Kendi geçmiş kurumsal birikimlerine baktığınızda. Gıda sektörü eski oranla daha az. Çünkü artık gıda sektöründe de illaki bir kadının olması gerekli olmadığı, ciddi eğitimler alınarak tabii. gıda sektöründe faaliyet bulunması gerekliliği çok net olmaya başladı. Çocukla ilgili alanlar çok fazla. Anne tecrübesinin sonrasında çocuğun ihtiyaçlarına yönelik iş dalları ve iş kolları var. Onun dışında da hakikaten mühendis olan, yazılım programları yapan, gerçekten teknoloji tabanlı e-ticaret siteleri kuran bir sürü kadın girişimci adayımız ve girişimcimiz var. Son olarak Özden Hanım, size şunu da sormak istiyorum aslında istihdamla alakalı. Türkiye'deki yeni istihdam oranları kadınlar hep erkeklerin gerisinde. Evet. Önümüzdeki döneme dair nasıl bir beklentiniz var? Bir de dernek olarak bugüne kadar kaç tane kadına istihdam ve girişimcilik anlamında dokundunuz? Çok teşekkür ederim bu soru için. 2016 yılında inisiyatif olarak kurulmuştuk. 2017 yılında 269 kadına dokunduk. 103'ü girişimcilik, 100 istihdam. Bunun 66 tanesi de gönüllü programına katılan kadınlarımızdı. Bu yıl içinde toplamda şu an 100 tane kadın girişimci adayı ve girişimciye dokunmuş durumdayız. 66 tanesi yeni girişimci ve bunun 33 tanesi de KOBİ olmak üzere eğitimlerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla da daha da artıyor olacak. Mart ayında istihdam programımızı başlatacağız. Orada da üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olmuş genç iş arayan arkadaşlarımızı hedefliyoruz. Amacımız da şu, iş ararken hangi yollardan geçmeleri gerekiyor, nasıl bir CV hazırlamaları gerekiyor, mülakat süreçlerinde neler yapılır, müzakereler nedir? Sanal bir mülakat sistemi kurmak istiyoruz. Gerçekten o demin saydığınız sektörlerin insan kaynaklarıyla görüşmeler halindeyiz. Gerçekten birebir mülakat yaptığında sonra ona bir geri bildirim versin ve desin ki bu mülakatta şurada söylediklerin seni seçmemize çok müsaade etmezdi. Değiştir, geliştir, şöyle bir bakış açısı ol. Ve daha sonra işe soktuktan sonra da bu Y kuşağı ve X kuşağının birbiriyle uyumlu çalışması aynen. çok önemli. Kuşaklar arası eğitimleri vereceğiz ama daha sonra da mentorlarını atayacağız. 6 ay boyunca iş yerinde diyelim ki farklı bir ayrılma ya da ait olma hisleri olmadı. O zaman mentorlarını arayıp dertleşebilecekler. Çünkü görüyoruz ki bir pırıl pırıl bir genci 6 ay kadar iş yerinde eğer kalması için emek sarf ederseniz ondan sonra süreli ve kalıcı olarak kalabiliyor. O önemli bir eşik değil mi? Evet, 6 ay çok gerçekten. Çok önemli bir eşik. Biz o eşiği Y ve X kuşağı arasında kurmaya ve yeni dönemde istihdamımıza katkıda bulunmaya hedefliyoruz. Evet, aslında kadınlarımızı en başına daha işe başlamadan mülakatlarda başarılı olmanızı için birçok anlamda adım atıyorsunuz. Gözde Hanım, sizler neler eklemek istersiniz? Artık programımızda sonuna geldik. Özellikle kadınlarımıza buradan mesajlarınız neler olacak? Öncelikle bize derneğine böyle bir program başlattıkları için ve bu kadar değerli zamanlarını gerçekten bizler için ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizlerin destekçilerinin de ayrı bir önemi var. Açıkçası bu programların bizlere tamamen ücretsiz verilebilmesi çok önemli. Bu açıdan programa katılan bize eğitim veren önce eğitmenlerimize ve danışmanlarımız gerçekten hepsi çok değerler. Herkesin yapabileceğini, kendisini gerçekleştirebileceğini ve farkında olabileceğini ve bunların aslında çok maliyetli olmadığı, onları destekleyebilen diğer kadınların olduğunu ve hayal ederlerse gerçekten başarabileceklerini mutlaka ve mutlaka bizeyle tanışmalarını, kendileri için uygun yolu bulabileceklerini söylemek istiyorum. Evet, hepsinde bir çözüm olduğunu en azından vurguladınız evet. ve kadınlar için aslında bir umut. Sizin eklemek istediğiniz noktalar var mıdır? Ben de bizimle gönüllü çalışmak isteyen, bizim danışmanımız, eğitmenimiz, koçumuz olmak isteyen tüm
kadın ve erkek danışman ve eğitmenleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı söylemek isterim. Amacımız birbirimize dokunarak çok daha sağlıklı bireylerle, çok daha ekonomiye katkısı olan güzel bir ortam yaratabilmek. Ümit ediyoruz herkesin desteğiyle bunu geliştirebiliriz. Teşekkür tabii, hem ediyoruz. Kadınlar hem de erkekler başvuru yapabilir, onu tekrarlayalım. Bir kadın derneği sadece değil ama özellikle kadınlarımızı tabii ki istihdam etmeye ve onların girişimlerini desteklemeye yönelik programlarımız var. Evet. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sayenizde hiç bilmediğimiz ve özellikle yapmamız gereken şeyleri hatırlamış oluyoruz. Bu bir sorumluluk değil tabii ki. Herkesin yapması gereken bir şey ama tekrardan destekleriniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz Bize Derneği ile konuştuk bunları. Biz Bize Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Özden Anık Tekir'le ve Gözde Engül'le birlikte kadın girişimci dernek üyesiyle birlikte kadın girişimlerini ve istihdamını ve neler yapmamız gerektiğini hatırladık. Kısa bir ara, aradan sonra kadın girişimcilik ekonomisini konuşmaya devam ediyor olacağız. Her şeyin ekonomisine devam ediyoruz. İlk bölümde kadın girişimci nasıl olunur ve bu iş hayatına nasıl atılır, girişimler nasıl desteklenir bunları konuştuk Biz Bize Derneği ile. Şimdi de iş dünyasında profesyonel kadınların sayısı nasıl artabilir? Yani yönetici olarak daha fazla kadına nasıl ulaşılabilir? Lead Network Türkiye Ülke Başkanı ile Füsun Tavuz Mumcu ile burada. Hoş geldiniz efendim. Ve Berrin Kuleli Lead Network Yönetim Kurulu üyesi ve üye ilişkilerinden ilişkileri komite başkanı. Doğrudur değil mi efendim? Efendim, evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkürler. Gayet iyiyiz. Güzel bir gündemle burada olmak da çok güzel. Sizin de hayırlı olsun yeni kanal, yeni yayın. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, biz de yeni çiçeği burnunda. Üçüncü haftamız bitiyor inşallah, öyle söyleyelim. Şimdi sizler de Lead Network olarak aslında Füsun Hanım önemli bir şey yapıyorsunuz. Kadın yönetici sayısını sanırım arttırmaya çalışıyorsunuz. Perakende sektöründe. Evet, özellikle sizin kurumunuzun, daha doğrusu sivil toplum kuruluşumuzun bir misyonunu, vizyonunu bir anlayabilir miyiz? Tabii. Lead Network aslında Avrupa'da kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla bizim misyonumuz aslında Avrupa'da. Avrupa'da perakende sektöründe ve tüketim malları sektöründe çalışan üst düzey kadın yönetici sayısının artması, onların gelişimlerine katkıda bulunmak ve aralarında bir işbirliği oluşturmak üzere kurulmuş bir vakıf, Lead Network. 6 ülkedeki, Türkiye onlardan biri, bizim gibi yapılanmaları var, lokal yapılanmaları var. Lead Network'ün dünyada 3000'den fazla üyesi var. Türkiye'de de biz 1 yıl önce dernekleştik. Ama ondan önce de bir 2 yıl kadar platform olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Şu anda 200 değil mi Berrin? Berrin üye ilişkileri komitemiz başkanı. Evet, o daha üye sayısına daha hakim. Evet. 200'e yakın profesyonel kadın var. Ama aynı zamanda bizim kurumsal destekçilerimiz de var. Yani bizim misyonumuza inanan perakende ve tüketim malları sektörlerinin büyük firmaları, ki şu anda 17 tane bu firma sayısı, Lead Network'e kurumsal olarak destek veriyorlar. Hem kendi yöneticilerini, kadın ve erkek yöneticilerini yönlendiriyorlar, hem de derneğimizin faaliyetlerine yer alıyorlar. Evet, aslında Berin Hanım, burada üye ilişkileri komite başkanımız olarak Lead Network'ün sormak istiyorum. Özellikle üye sayısı, ilgi, yakında üyelik bekleyen kişiler var mıdır? O rakamları bir alabilir miyiz? Şimdi perakende sektörünün özelinde bir dernek olduğumuz için tüm üyelerimizin mutlaka perakende sektöründen olmasına özen gösteriyoruz. Bir de perakendeye hizmet veren tedarikçiler de olabiliyor. Ama bunlar için yönetim kurulunda aldığımız kararla belli bir kota koyduk. Çok fazla tedarikçi olmasını istemiyoruz. Çünkü öncelikle hedefimiz perakende sektöründe çalışan kadınların mümkün olduğunca üst yönetim pozisyonlarına gelebilmelerini sağlamak.
O yüzden kurumsal şirketler var, perakende sektöründe olan kurumsal şirketlerimiz var, 17 tane üyemiz. Bunların her biri minimum 5'er üyeyle katılıyorlar derneğe. Ayrıca 200'e yakında sektörde çalışan orta düzey ve üzerine çıkmış üyelerimiz var. Tabii ki öncelikle üyelerimizi belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Hedefimiz o. Onları mümkün olduğunca üst yönetim pozisyonlarına, genel müdür ve CEO konumuna getirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak onlarla birlikte bir farkındalık yaratıp daha sonra aşağıdan yukarıya doğru bu hareketi toplumsal olarak başlatmak istiyoruz. Aslında çok önemli çünkü bir yerde sorumlu kadın ve daha etkili güçlü kadın yaratmaya çalışıyorsunuz bir nevi. Türkiye gibi bir ülkede başarılar diliyorum. Yani gerçekten de özellikle kadınlara bakış açısının iş dünyasında zor olduğunu biliyorum. Türkiye için evet. Yani gerçekten bizim bahsettiğim LEED'in diğer ülkelerdeki yapılanmalarından bir farklı tarafımız var. Bizim Türkiye'deki potansiyelimiz diğer ülkelere göre çok daha fazla. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yarısı kadın. Ama bu yaklaşık %50 nüfusun sadece 1/3 iş hayatında. Bu 1/3'inde %14'ü perakende sektöründe çalışıyor. Ama ağırlıklı olarak perakende kadın dostu bir sektör olarak, kadınların çok istihdam edildiği bir sektör olarak bilinse de baktığınız zaman en üst seviyeye geldiğiniz zaman tablo hiç de diğer sektörlerden farklı değil. Yani üst düzeyde kadın sayısı hala çok az. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Türkiye'de şu anda %36 civarında kadınların istihdama katılma oranı, yani 3 kadından çalışabilecek durumdaki 3 kadından sadece bir tanesi çalışıyor. Biz bu rakamı eğer OECD ülkelerinin ortalamasına çıkarsak, yani %63'e ulaşsak, Türkiye gayri safi milli hasılası 200-250 milyar dolar artar. Öyle bir potansiyel var. Bizim bir sene kadar lead olarak perakende sektörü, üst düzey kadın yönetici olarak odaklansak da en büyük potansiyele sahip ülkelerden biri olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü başka ülkelerde %73-%83'e varan bir kadın istihdamı var. Burada ben bir konuda katılmak, ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda perakende sektöründe satın alma kararının %80'ini kadınlar veriyor. Şimdi böyle bir satın alma kararını veren bir sektörde üst düzeyde çok az sayıda kadın var. Dolayısıyla siz kimin satın alması gerektiğini, neden satın alması gerektiğini bilmeden o ürünü rafa nasıl koyacaksınız? O ürünün satışını nasıl destekleyeceksiniz? Biraz da buradan yola çıkarak, madem kadın veriyor, %80 kadın veriyor satın alma kararını, dediğim gibi perakendelerin özelinde, dolayısıyla yönetim seviyesinde de ne kadar yukarıda kadın sayısı, üst düzey kadın sayısı olursa kararlar alınırken şirket içinde daha etkili olur. Çeşitli oluyor. Evet, aslında bakıldığı zaman bu perakende gibi ve birçok sektör aslında tamamen kadınların algısı üzerinden, kadınları işte daha doğrusu hani tırnak içerisinde zaafları üzerinden dönen bir sektör. Bakın, kadınları tamamen bu ürünü satabilmek adına kullanılmış reklam stratejileri var. Bunlar doğru stratejiler mi, yoksa tamamen bakıldığı zaman hani kadına farklı bakan açılar mı? Aslında şöyle, kadın evet, eve ne alınacağına karar veren kadın. Hatta bazı araştırmalar var, teknolojik ürünler yani erkeklerin sahası olarak bilinir ama sonuçta kadın karar veriyor. Hangi kalınlıkta olacak, o duvarda güzel mi duruyor, çerçevesi ne renk olsun diye. En iyi şartlarla erkeklerle beraber karar veriyor. Ama çoğu üründe karar verici, parayı kadın kazanmasa bile eve tüketim, hızlı tüketim anlamında özellikle neyin alınacağına kadın karar veriyor. Dolayısıyla reklamlar kadınların zaafı üstüne değil, bu gerçek üstüne kuruluyor. Umarım ileride ev işlerinde, bütün aile sorumluluklarında erkekler de kadınlar kadar faal olurlar, karar biraz da onlara geçer. Ama şu anda kadın ağırlıklı yürüdüğü için bu işler, dolayısıyla da kadın hedef kitle. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bunun genel adı. Yani yönetimde ne kadar çok çeşitli
hem cinsiyet anlamında hem farklı etnik kökenler, farklı özellikle Avrupa'da daha bu etnik köken farkları daha da ön plana çıkıyor olursa alınan kararlar o kadar yaratıcı oluyor. Bizim Lead Network'te yapmaya çalıştığımız bir şey bunun sadece hoş gözükmesi veya tüketiciye ulaşması için değil, karlılıklar anlamında da doğru bir şey olduğunu göstermek. Çünkü o kadar çok araştırma var ki, 22 bin firmayla yapılan bir araştırma var mesela. Eğer üst düzeyde %30 oranında kadın olan firmalarla olmayanları karşılaştırmışlar. Peterson Enstitüsü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Kadın yöneticilerin %30 oranında olduğu şirketler %15 daha fazla, %6 daha fazla karlı. İşte bunun borsalar değerleriyle yapılan araştırmalar var. Borsaya kotalanan şirketlerin daha karlı olduğunu. Yani nerede kadın daha çoksa o şirket hem o kadar karlı oluyor, toplum açısından da o kadar faydalı bir iş oluyor. Çünkü bir başka çarpıcı rakam söyleyeyim. Kadın kazandığı paranın her 1 liranın 90 kuruşunu ailesi için harcıyor. Erkekler %30-40 ama kadınlar ne kadar çok para kazanırsa toplum da o kadar çok kazanıyor olacak. Evet, bir şekilde aslında ekonomiye kazandırıyor. Evet. Peki aslında burada size geçmeden önce Berin Hanım, Füsun Hanım size bir soru daha sormak istiyorum. He for she kavramı nasıl var? Bu kavramdan Birleşmiş ne bahsediyorsunuz? Evet. Evet, bu kavram nedir? Birleşmiş Milletler'in kavramı aslında bu bir hareket. He for she kavramı yani kadınların bu bahsettiğimiz eksiklikleri tamamlaması tek başına yapabilecekleri bir güçleri yok. Mutlaka yanlarında erkeklerin de olması lazım. Bizim zaten istediğimiz eşitlikse erkekler olmadan bunu başaramayız. Ne Lead Network kendi misyonunu başarabilir ne de diğer alanlarda ilerleme kaydedebiliriz. He for she de kadınlara destek olan erkekleri temsil eden bir düşünce tarzı. Yani erkeklerin kadınlara önünü açmasında, yükselmelerinde destek olmalarını ifade ediyor. Bence sadece biz değil, bunu son zamanlarda büyük bir spor kulübümüz de buna destek verdi. Çok sevindirici bir gelişme gerçekten. Pek çok şirket bunu benimsiyor Birleşmiş Milletler'e ve bunu sevinerek biz de izliyoruz. Evet, erkekler orada nasıl destek veriyorlar özellikle? Öncelikle mentorluk önemli bir kavram. Çünkü mentorluk yani akıl hocalığı Türkçesi, kadının en çok eksikliğini hissettiği, bizim yaptığımız anketlerde, LİT'teki anketlerde ortaya çıkan şey bu. Kadının en çok eksikliğini hissettiği şey. Bir karar verirken işte o iş teklifini kabul etmeli miyim, bunu böyle mi yapmalıyım derken başvurabilecekleri akıl hocalarına ihtiyaçları var. Ne yazık ki çok fazla kadın yok. Erkeklerden bunu almak durumundalar. Dolayısıyla erkekler en çok mentorluk konusuna destek veriyorlar. Akıl veriyorlar, yol açıyorlar. Bu bizim Lead Network'te de yaptığımız bir şey. Bir mentorluk programımız var. Kadın ve erkek üst düzey yöneticiler var, 15 tane. Orada bir eğitim ve istihdam komitemiz olduğunu da altını çizeyim. Onların hayata geçirdiği bir program. 15 tane üst düzey kadın ve erkek yönetici, 15 tane Lead Network üyesine kariyerlerine devam ederken sektörde nasıl davranırlarsa daha hızlı yükselirler, doğru karar nasıl alınır gibi akıl hocalığı yapıyor bir yıl boyunca. Aslında deneyimlerini sizin network'ünüzle birlikte aktarıyor Lead Network bünyesinde. Evet, Lead Network Türkiye Ülke Başkanı'nı dinledik. Berin Hanım size de şunu sormak istiyorum. Aslında 43 ülkeden üye var değil mi? 43 tane ülkeden üye var ve oldukça küresel bir aslında birliktelikten bahsediyoruz. Peki insanlar size nasıl ulaşabilir? Yani burada kriterleriniz nelerdir? Her kadın için belli bir iş hayatında kariyer ne derler çizgisi gerekiyor mu? Elbette. Bir kere dediğimiz gibi en başında biz de bir kadın derneğiyiz ama biz parakendenin özelinde bir derneğiz. Üye olabilmek için mutlaka parakende sektöründe çalışıyor olması gerekiyor. Önceliğimiz bu. Çok geniş bir platform parakende sektörü. Ama onun içinde sadece parakende sektöründe çalışan orta düzey ve üzeri kadınların üyeliğini kabul ediyoruz. Çünkü hedefimiz o kadınları genel müdür ve CEO pozisyonuna getirmek. Dolayısıyla henüz bir mağazanın satış danışmanını üyemiz yaparak onu genel müdür pozisyonuna
taşımak için daha yolun çok başındayız. Biz öncelikle orta düzey ve üzerine şu sıra derneği yeni kurmuşken buna konsantre olmak istiyoruz. Daha sonra aşağıdan yukarıya doğru da bir hareket mutlaka başlatacağız. Evet. Daha önümüzdeki günlerde. Web çünkü sitemizden çok, bahsedeceğiz. Evet, bir web sitemiz var, Lead Turkey. Web sitemize girdiklerinde, Lead Network Turkey'ye girdiklerinde üye olmak istediklerini oradan yazabilirler. Bize direkt mailler düştüğünde. Siz zaten o belirtmiş olduğunuz işte sektörel veya da iş durumu gibi pozisyonuna kadar inceleyip ona göre olumlu ya da olumsuz şekilde başvuran kadınlarımıza geri dönüş sağlıyorsunuz. Burada Füsun Hanım size şunu sormak istiyorum. Yani kaç kadın bugüne kadar size başvurdu ve kaçı yükseldi? Burada başarı oranınız kaçtır? Şimdi tabii şöyle, kadınların yükselmesindeki başarı oranı Lead Network'e aittir demek istemem. Çünkü çok fazla emek var. Çok fazla çalışıyor bu kadınlar. Biz Lead Network'te kurduktan sonra beraber çalıştığımız arkadaşlarından genel müdürlük pozisyona çıkanlar oldu. Zaten genel müdür olanlar da var aramızda. Zaten yönetim kurulu üyesi olanlar da var. Dolayısıyla genel müdür olan veya işte ülke müdürü olan arkadaşlarımızın başarısını Lead Network olarak sahiplenmek istemem. Biraz katkımız olduysa ne mutlu bize deriz. Ama burada şöyle bir şey gerçekleştirdik. Kadınlar başarılarını beraber kutladılar. Erkekler ve kadınlar demem lazım. Çünkü bizde erkek üye de var. Başarılarını beraber kutlamak çok önemli. Çünkü gözlemlediğimiz bir şey o. Hangi sektör olursa olsun kadınlar terfi aldıkça, şirketlerde belli noktalara geldikçe yalnızlaşıyorlar. Ve çok az kadın var etraflarında. Herkesin bir sosyal ağa, bir işbirliği ağına, hem sosyal hem iş anlamında bir ağa ihtiyacı oluyor. Lead Network'te biz onu da sağlıyoruz. Yani ortak sektörde, sektör içinde çalışılan, ortak sorunlarla buluşan kadınlar her ayın ilk perşembe günü sabah 7.30'da bir araya geliyor. Biz bunu 3 yıldır yapıyoruz. Her ayın ilk perşembesi sabah 7.30'da. İlk başta biz toplantılara başladığımızda 5 kişiydik. Şu anda 75, 80, 100 kişiye ulaşan kalabalıklar bir araya geliyor. Bazen bir sektörün önde gelen bir kişisini, iş insanını dinliyoruz. Bazen bir ekonomist dinliyoruz. Bazen bir yazar ağırlıyoruz. Ama o toplantıdan ayrılırken herkesin hissettiği ortak düşünce, evet benim gibi iş hayatında bir sürü şeyle boğuşan insan var. Burasında ben fayda söylüyorum. Hem kendi işim için, hem toplum için, hem de sektör için bir fayda görüyorum hissiyatıyla ayrılıyorlar. Bu bizim için en büyük kazanç. Başarı hikayelerini orada paylaşmayı çok seviyoruz. Özellikle belli bizim hedeflediğimiz rolleri üstlenmiş kadınları çağırarak üyelerimize siz de yarın bunu başarabilmeniz için bu yollardan geçeceksiniz ve geçtiğiniz yollar o nasıl başardıysa siz de o şekilde başarabilirsiniz diye hayal kurmalarını, büyük hayaller kurmalarını istiyoruz. Bu kahvaltı toplantılarının önemli çıktılarından biri de bu. Üyeler başarılı kadınları, genel müdür olmuş bir kadını dinlerken asla yapamayacağım yerine o başarmış, ben de başarabilirim diye rol modelleri getirmeyi tercih ediyoruz. Bu da hem networking anlamında son derece anlamlı, hem de ben de yapabilirim diye büyük hayaller kurmak için önemli bir etken. Aslında, çünkü kadınlar çok fazla büyük hayaller kurmuyorlar. En azından iş dünyasıyla alakalı belki. Çünkü bir takım zorluklar aslında var. Sizinle yayın öncesinde konuştuk. Füsun Hanım, özellikle kadınların temelde istihdam piyasasındaki oranını sizden öğrenmek istiyorum. Ve bu oranın düşüklüğünün temel nedenleri sizce neler olabilir? Yani biraz önce hayallere bağlayayım. Aslında iş hayatında değil. Biz Lead Network'te araştırma şirketlerinin sunumlarını dinliyoruz. Bir tanesi çok çarpıcıydı. Türkiye'de kız çocuklarının %90 hayali, özellikle küçüklükten, liseye geldikten sonra, evlenmek ve ev sahibi olmak, evle ilgili hayaller. Bu tabii çok bu böyle iş hayatında bu şekilde yansıyor. Perakende sektörü başlangıç aşamasında eğer bir mağazada çalışmaksa,
genelde zaten kadınların evlenene kadar, erkeklerin askere gidene kadar çalışmayı düşündükleri bir sektör. Turnover dedikleri hız çok yüksek. Dolayısıyla esnek çalışmayı da gerektiren bir şey. Dolayısıyla baktığınız zaman bütün bu zorluklarına rağmen perakende sektörü Türkiye'nin en çok kadın istihdamına sahip olan sektör. %27 kadın istihdamı. Türkiye'de sanırım bankacılık ve finans sektörü var bizden daha yüksek istihdama sahip. Bu kadar yüksek kadın istihdamı varken üst düzeyde daha çok kadın olmasını bekliyorsunuz ama öyle değil. Dolayısıyla bu rakamların hem alttan değil, ilk terfiler alındıktan sonra işe alınıyor kadınlar, özellikle mağazalarda. Hı hı. Ama ilk terfiden sonra düşmeye başlıyor oran. İkinci terfide daha da düşüyor. Bunlardan bir tanesi kadınların da üstünde, Beril'in çok güzel bir şey söyledi, fazla mükemmeliyetçi olmaları yatıyor. Bir başka araştırma şunu söyledi. Yani bir iş için, yeni bir diyelim ki şirket içinde üst düzey bir pozisyon boşaldı. 10 tane özellik aranıyorsa, kadın o işe başvurmak için ben yaparım bunu demek için 11 tane özelliğe sahip olmasını bekliyor. Erkekler daha cesur. 5-6 tanesi varsa tamam diyor, ben bunu yaparım. Biraz daha bu özgüveni ve özellikle şimdi teknoloji çağında böyle cep telefonları, bilgisayarlar varken aile hayatıyla iş hayatının uyumlu bir şekilde ilerleyebileceğini kadınların altını çize çize her ortamda söylemesi lazım. Çünkü biz Türkiye'de özellikle kadınların bir çocuk, iki yaşlı anne baba bakımı için kariyerlerinden son verdiklerini veya ara verdiklerini görüyoruz. Bunun böyle olması gerekmiyor. Bunun böyle olmaması için de erkeklerin destek olması gerekir. Evet, erkeklerin destek olması gerekiyor. Peki önümüzdeki dönemle ilgili sizlerin özellikle üye ilişkilerinden sorumlu biri olarak nasıl bir hedefi var? Yani farklı alanlara yönelmeyi amaçlıyor musunuz üye dağılımda özellikle? Şimdi perakende sektöründe kalacağız. Çünkü Lead Network dünyada perakende sektörüne kendine hedef koymuş. Füsun'un da bahsettiği gibi, çünkü perakende sektörü kadının en fazla çalıştığı alan. Hele hele satın alma kararını da %80'ini ailede kadın veriyorsa doğal olarak biz perakende'de olmaya devam edeceğiz. Üye sayımız bir yıl için 200'e yakın bir üye oldukça güzel. Biliyoruz iyi olduğunu, STK tecrübelerimizden dolayı biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sayı hızla artacak. Çünkü konferansımız var. Geçtiğimiz yıl Muhtar Kent'in bizi desteklediği ve konuşmacı olarak katıldığı bir konferans yaptık. Sırf konferansa bir hafta kala 500 kişi ben Lead Network Türkiye'ye üye olmak istiyorum diye bir başvuru aldık, yetişemiyorduk başvurulara. Elbette ki bunları elemek zorunda kaldıklarımız da var. İşi olmayan ya da sektör dışında olanlar. Bu yıl yine bir konferans organize edeceğiz. Yine perakende'de bir konferans organize edeceğiz. Çok önemli kurumsal destekçilerimiz var. Kurumsal destekçilerimiz sayesinde farkındalığı artırıyoruz. Farkındalığı artırmak, o he for she dediğimiz gibi, buradaki yönetici üst düzey erkeklerimiz var, erkek üyelerimiz var. Onların da desteğiyle daha Türkiye'de farkındalık artacak diye düşünüyorum. Konferans destekleyecek bir mentorluk programımız var. Füsun'un daha önce bahsettiği gibi 15 tane genel müdür pozisyonundaki Türkiye'nin çok önemli, dünyanın çok önemli firmaları üyelerimize mentorluk yapıyorlar. O program bir yılını tamamlayınca yeniden devam edecek. Onun yanına konulacak başka düşünceli başka programlar da var. Bir yıl mı sürüyor bu program? Mentorluk programımız bir yıl sürüyor. Oldukça yoğun, evet. Evet, ayda bir defa buluşuyorlar. Beril'in söylediği planlara bir de ben ekleme yapayım. Bir de bir araştırma eklemek istiyoruz biz buna. Çünkü Türkiye malumunuz, siz de işin içindesiniz. Araştırmalar yönünde, veriler yönünde biraz zor bir ülke. Veri bulamıyoruz. Dolayısıyla biz de kendi verimizi bulalım istiyoruz. Perakende, yani bir de benchmark dedikleri, yani neydi ne oldu'yu göstermek için perakende sektöründeki üst düzey kadın yöneticilerin mevcut durumlarıyla ilişkin 2019 yılında bir araştırma yapıp onu her sene tekrar ederek nasıl bir ivme var,
Ne yazık ki bu alan Türkiye'nin pek çok alanı gibi ilerleyen bir alan değil. Bu alanda bir gerilememiz var bizim. Yani sanıldığı gibi belki medyada kadınlar daha fazla görülüyor ama sanıldığı gibi rakamlar ekonomide kadının daha iyiye gittiğini göstermiyor. Tam tersi bir azalma var, bir gerileme var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı bir araştırma var. İşte biz 2014 yılında 125. sıradaymışız. Geçen sene 130. sıradaydık. 144 ülke arasında. Yeni yayınlanan sonuçlara göre 131. sıraya inmişiz. Yani bu çok hani böyle hiçbir şey yapılmazsa kendiliğinden doğal seyrinde ilerleyebilecek bir şey değil. O yüzden ciddi adımların atılması lazım. Farkındalığın artması lazım. Biz bu çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunun şirketler tarafından bahsettiğim rakamsal etkilerinden dolayı da gönüllü bir şekilde benimsendiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz. Ama bunun başka sektörlere de yayılmasını umut ediyoruz. Peki sizdeki işte programda eğitim veren genel müdür olanları soruyorum. Şirketlerinde özellikle nasıl bir farkındalık yaratıyorlar? Evet. Evet, mentorluk yapıyorlar, işte deneyimlerini aktarıyorlar, çok güzel ama özellikle dokundukları o şirketi nasıl kesinlikle farkındalık çok yaratıyorlar? Çok güzel bir soru, gerçekten öyle. Bizim onları mentor olarak davet ederken amacımızdan bir tanesi oydu. Bizim etkilemek istediğimiz aslında bu şirketlerin mevcut yönetimleri. Hep diyoruz ki eğer bir pozisyon boşalıyorsa üst düzeyde, yapacağınız iş görüşmelerinde eğer kadın yoksa, karşınıza sadece erkekler getiriyorsa durdurun. Almayın işe, deyin ki insan kaynaklarınıza bana kadın aday da getir. Kadın aday getirmezsem o pozisyonu doldurmuyorum. Bir bekletin, kadın adayı için zorlayın. İşe illa kadını almak durumunda değilsiniz. Ama, kadın adayın olması lazım. Bu şekilde şirketlerin içerisindeki belki davet beklemeden ben buradayım diyebilecek kadın evet, özgüveni olmayan adayları da ön plana çıkartabiliriz diyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. O genel müdürlerden istediğimiz şey önce kendi şirketlerinde lead sayesinde bir dönüp bakmaları. Acaba bizim de doğru işler yapılıyor mu? Biz ne yapıyoruz şirkette? Onu bir gözlemlemeleri. Biz çok burada pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Bu da çok önemli. Kadına özel ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Bir erkek insan kaynakları departmanı tarafından nasıl değerlendiriliyorsa o pozisyonda bir tane de kadın, birden fazla kadın da değerlendirilsin. Yani o pozisyonu sadece erkek doldurmalı diye düşünülmemesini istiyoruz. Yani pozitif, kadına yönelik bir pozitif ayrımcılık değil. Hakkaniyetli bir aslında dağılım istiyorsunuz. Bu arada süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Lead Network Türkiye Ülke Başkanı Füsun Tavus Mumcu ve Berin Kuleli, Lead Network Yönetim Kurulu üyesi ve Üye İlişkileri Komite Başkanı konuğumuzdu. Aslında kadın girişimcileri ve ekonomisini konuştuk ve daha fazlasını tabii ki. İyi akşamlar diliyoruz.